Hepiniz tekrar hoş geldiniz sevgili öğrencilerim, çalışkan öğrencilerim. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden yüksek notlar almak için hazırız, başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de besmele ile başlayan ve 114 tane bulunan bölümlere sure denir, doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına bir ayet değil, ne denir? Cüz denir sevgili öğrencilerim, yanlış. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresidir. En uzun suremiz ise nedir? Bakara suresidir. Bu da doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi midir? Evet Fatiha suresi bizim adı üzerinde Fatiha açılış demek. Evet bizim ilk suremizdir. İslam'ın ilk şartı hacca gitmektir. İfademiz bu. Yanlıştır. Öncelikle Müslüman olmak için bizim ilk şartımız nedir? Kelimeyi şehadet getirmektir sevgili öğrenciler. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane mücüzümüz vardır. Hayır Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz vardır. Peygamber Efendimizin annesinin adı Hatice değil nedir? Amine Hatun değil mi? Hatice Peygamber Efendimizin ilk eşidir. Allah Celle Celaluhu son gönderdiği kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Evet Kur'an-ı Kerim'den sonra bir daha kitap gelmeyecek. Kıyamete kadar da devam edecek. Cenab-ı Hakk'ın koruması altındadır değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ifadesi salavat şerife midir sevgili öğrenciler? Hayır bu nedir? Besmele'yi şerifedir. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Doğrudur. Peygamberimiz evet din, diyaneti, imanı, kitabı, namazı, abdesti, orucu daha sonra öğretmiştir. Öncelikle hedefi nedir? Güzel ahlaktır sevgili öğrencilerim. Bu doğrudur. Evet. Boşlukları doldurma etkinliği yapıyoruz. Yine size cevapları vermeyeceğim. Kendiniz bulacaksınız birlikte okuyalım. Önce siz bulun. Bizim cevaplarımıza lütfen karşılaştırın. Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır değil mi? Allah Celle Celaluhu'den af dilemek için söylenen ifade kelime nedir? Evet. Estağfurullah. Estağfurullah ne demek? Allah'ım istiğfar ediyorum. Tövbe ediyorum. Pişmanım demek değil mi? Allah Celle Celaluhu'ya şükretmek için ne yapıyoruz? Elhamdülillah. Yani Allah'a hamd olsun diye söylüyoruz. Fatiha suresi kaç ayettir sevgili öğrencilerim? 7 ayettir. Peygamber Efendimizin sözleri ve davranışlarına, yaptığı hal ve hareketlere, bize söylediği şeylere ne diyoruz? Hadisi şerif diyoruz, hadis diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren kişilere peygamberler denir değil mi? Peygamberler Cenab-ı Hak'tan aldığı emir ve yasakları bizlere bildirir, ulaştırır. Dinimizde akrabaları ziyaret etmek ve onlara yardımcı olmaya bizler Evet, Sıla-i Rahim değil mi? Evet, akraba, eş ziyareti çok önemlidir dinimizde. Öldükten sonra dirilmek ve sonsuz hayata inanmak neye imandır? Ahiret hayatına imandır sevgili öğrencilerim. Peygamberimize vahiy getirmekle görevli olan melek kimdir? Cebrail Aleyhisselam'dır. Evet. Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Nur mağarasında gelmiştir. Evet. Şimdi sorulardan muhtemel gelmesini beklediğimiz sorulardan bir tanesi de Fatiha suresidir. Fatiha suresi ile ilgili kesin bir soru bekliyoruz. Şimdi bu Fatiha suresinin okunuşu yani sıralamasını birlikte yapacağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Evuz Besmele ile veya Besmele-i Şerife ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sıralayacağız çünkü bunu. Daha sonra hangisi geliyor sevgili öğrencilerim? Evet nasıl başlıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha sonra Errahmanirrahim. Sonra Meliki Yevmiddin. Sonra İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in. Daha sonra İhdine sıradal müstegim. Daha sonra da son ayetimiz sıradal lezîne en'amte aleyhim gayril mazubi aleyhim ve laddâlin diye okuyoruz. Evet bu yedi ayeti bu şekilde lütfen ezberleyelim. Sınavda bunlar sıralaması en azından bu şekilde çıkabilir veya bir tanesi boşluk bırakıp yerini doldurma şeklinde yapılabilir. Peygamber Efendimiz doğduğunda dönemin özelliklerinden olmayan. Evet 3 tanesi Peygamber Efendimizin dönemi yani cahiliye dönemi değil mi? Peygamber Efendimiz doğduğu o döneme insanların olduğu yaşadığı döneme cahil dönem, cahiliye dönemi diyoruz. Olmayan. Onu soruyor. Bakalım. Falcılık, büyücülük, böyle kötü huylar çok yaygındı. Evet çok yaygındı. Adalet ve hoşgörü var mıydı? Hayır yoktu değil mi? İnsanlar arasında adaletsizlik vardı değil mi? Adam kayırma vardı. Zulüm, eziyet, şiddet vardı putlara tapılmaktaydı. Evet Allah'tan başka yanlış şeylere tapılıyordu. Şirk vardı. Kız çocuklarına eziyet ve işkence yapılıyordu. Bu da vardı. Ama adalet ve hoşgörü yoktu sevgili öğrencilerim. Hangisi imanın esaslarından, şartlarından birisi değildir diye soruyor. Evet imanın şartı kaçtı? 6 taneydi. Evet Allah'a inanmakla başlıyordu. Meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak var. Ama oruç tutmak imanı şartı değil sevgili öğrencilerim. Oruç İslam'ın beş şartından bir tanesidir. Peygamber Efendimiz'e niçin Muhammedül Emin denilmiştir? Evet bakın Emin. Buradan bileceğiz. Çok çalışır. Evet çok çalışkandı ama bundan dolayı değil. Okuma yazma bilmiyor. Evet ümmiydi ama bundan dolayı da değil. Çok zeki oldu. Evet fetanet zaten. Peygamberlerin sıfatı ama bundan dolayı da değil. Güvenilir olduğu için. Bakın Emin, emanet. Hatta neydi? Müslüman olmayanlar bile emanetlerini Peygamber Efendimiz'e verirlerdi. Bunun için Muhammedül Emin denirdi sevgili öğrencilerim. Peygamber Efendimiz'i koruyan, büyüten amcası kimdir? Ebu Talip, Abbas, Zübeyir, Hamza. Evet, Abbas, Zübeyir, Hamza değil. Ebu Talip'ti de değil mi? Hatta o kadar yardımcı olmuştu ki Peygamber Efendimiz Ebu Talip zaten çocukları çok seviyordu. Onun için yeğeni olduğunda sevinmiş. Onu koruyup kollamış Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz de Müslüman olmadan öldüğünü söylüyor. Ee, çok üzülmüş kendisinin Müslüman olmadan öldüğü için. Hatta Ebu Talip'in sayesinde neredeyse Müslümanlık korunmuş değil mi? Her tarafa yayılmış, Peygamber Efendimiz koruyup kolladığı için buna rağmen Müslüman olmamış. Evet, Peygamber Efendimiz'i koruyan, büyüten amcası kimdir? Ebu Talip'tir sevgili öğrencilerim. Allah'ın Celle Celaluhü büyüklüğünü ve üstünlüğünü anlatan ifade. Evet. Oruç? Hayır. Şükür? Hayır. Evet. Tekbir. Kurban? Allah'a yakınlık. Şükür. Allah'a teşekkür. Oruç da nedir? Bizim sağlık sıhhatimiz için Ramazan ayında tuttuğumuz. Ama tekbir nedir? Allahu Ekber. En yüce, en büyük, en üstün sensin Allah'ım değil mi? Evet cevabımız budur. Allah'ın Celle Celaluhu kesin olarak yasakladığı söz ve eylemlere denir? Helal, haram, iman, vahiy. Yani helal zaten hoş olan yapılması gereken şeyler. İman Cenab-ı Hakk'a inanmak, vahiy Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere gönderdiği bildirdiği şeyler. Evet haram nedir? Kesin olarak yasaklanan, bizim yapmamamız gereken, Allah'ın bunları yapmaktan bizi men ettiği, uzaklaştırdığı şeyler nedir? Haramdır sevgili öğrencilerim. Hangisi güzel ahlak değildir? Hoş olan, güzel olanı soruyor. Evet sormuyor pardon. Güzel ahlak olmayan değildir soruyor. Evet cömertlik ne kadar güzel bir ahlaktır değil mi? fakirlere yardım etmek, tasattukta bulunmak. Evet çalışkanlık çok güzel bir ahlaktır. Akrabaları ziyaret etmek, koruyup kollamak, bayramlarda ellerini öpmek değil mi? Bunlar çok güzel ahlaklardır. Ama dedikodu, dedikodu ne demek? Kovuculuk değil mi? İnsanların önünden arkasından doğru yanlış şeyleri konuşmak günahtır, haramdır. Güzel ahlak olamaz sevgili öğrencilerim. Hasta ziyaretinde hangisi söylenir? Evet ölmemiş bakın Allah rahmet eylesin. Ölünce söylenir değil mi? Yanlış olur söylersek. Darısı başımıza. Bu da güzel olan şeyleri temennisi için söylenir. Bu da olmaz. Evet şükürler olsun. Olur mu? Olmaz değil mi? Kötü bir şey için şükür edersek daha da o kötü şeyler artar. Güzel şeyler için şükür aslında değil mi? Evet ne denir? Allah şifa versin. Sağlık sıhhat versin diye söylenir. Evet hangisi dört büyük melekten biri değildir? Evet burada dikkat edelim. Azrail aleyhisselam İnsanların canını almakla görevli Mikail Aleyhisselam, doğa olaylarını yönetiyor. Onunla görevli evet İdris Aleyhisselam. Bakın bu nedir? Melek değil. Bu bir insandır, peygamberdir. İsrafil Aleyhisselam da suru üfleyen büyük melektir. Evet cevabımız İdris Aleyhisselam olacak. Evet sevgili öğrencilerim, konularımızın tamamını neredeyse tekrar ettik. İnşallah yüz alırsınız. Cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz.